Bu ne içini be? Ha, Zavret'in adet sancılar için vermişti doktor. İşe yaramadı. Bu neydi be? Ha, bizim kayınvalidenin hormon tedavisi için. Allah korusun, erkeklik elden gider. Bu ne ya? Ha, işte bu olur. Antibiyotik ve B vitamini. Her eve lazım, tamam. Bunu yaptırayım Pelin Hanım'a. Çıldırmak işten değil. Bu adam evi eza deposuna döndürmüş. Marketin bütün parası o Pelin denen zilliye gidiyor. Şu ayıp. Şu ayıp. Ayıp. Ne var hayatım? Beni duymuyor musun? Seni duymamak mümkün mü hayatım? Bilur sesin duvarları sarstı. Ne yapıyorsun burada? Gördüğün gibi gazete okuyorum hayatım. Gazeteyi tersinden mi okuyorsun? Evet, yani hayır. Az önce şuradaki iskemlede oturuyordum ya. Ya şu memleketin haline bak. Her şey baş aşağı olmuş. O reçeteler ne? Hangi reçeteler? Şuradakiler. Ha, onlar reçete değil ki. Onlar şey, tuvalet kağıdı. Yani geri dönüşümle tuvalet kağıdı olacak. Bak diyorum ki bunları Sekaya gönderelim. Çevreye bizim de bir katkımız olsun değil mi? Bana bak tahta kafalı herif. Ben senin beyninden geçenleri biliyorum. Bütün mesele o eczacı karıyı tekrar görebilmek değil mi? Bana bak lan, gönderirim lan sana bunları. Evi eczacı deposuna döndürdün lan. Ya sana da yaranılmıyor ha. Yani bunu bir yatırım olarak düşünsene hayatım. Bak ilaca gene zam geldi. Dünya kadar kâra geçtik. Ulan başlarım senin yatırımına. Kuraba hastanesinde bile bu kadar ilaç tüketilmiyor lan. Bana bak, bundan sonra bir tek ilaç dahi alırsan sahiden hapı yutarsın ona göre. Tamam canım, tamam, bundan sonra ilaç falan almıyorum. Sadece ilaç değil, 5 sene yetecek kadar diş macunu var evde. Fenalık sıfırçılık. Ulan bir ton şampuanımız, bütün bodrumu yağlayacak kadar da güneş yağımız var. Tamam canım, onlardan da almam istemiyorsan olur biter. İstemiyorum, istemiyorum lan. İstemiyorum, top da istemiyorum. Ulan terlikleri de istemiyorum. Oyuncakları da istemiyorum, bir fırın istemiyorum. İstemiyorum. Bana bak, daha lafım bitmedi, otur. Bir daha seni o eczacı kadınla yan yana görürsem boğarım ha, ona göre. Bir daha o eczaneden içeri adımını atmayacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı canım. Tekrar et. Bir daha o eczaneden içeri adımımı atmayacağım komutanım. Tamam. Tamam ulan, şimdi defol. Ya, defol. Ya, ne yapıyorsun ya? Oğlum. Defol dedim. Defolunu atla. Bitirdim abla. Bir de küçük kremi kavanozlara doldurdum. Aferin Tosuncancığım. Bu da bitmek üzere. O krem ne için? Bu benim yeni mucize formülüm. Cilt bakımı için. Herhalde kitap cildi için değil de insan ciltleri için değil mi? Tabii ki. Çok akıllısın. Peki bu krem kuru ciltler için mi, yağlı ciltler için mi, yoksa normal ciltler için mi? Hiç fark etmez. Çünkü bu her türlü ciltte mucizeler yaratacak harika bir kırışık gider için. Peki geçici mucize mi, kalıcı mucize mi? Nasıl yani, anlayamadım. Unuttun mu, geçen sefer yaptığın krem de önce işe yarar gibiydi. Ama daha sonra kullananların yüzü ikinci Ramses'in mumyası gibi buruşmaya başladı. Ama Tosuncuğum, bu benim yeni, özel, geliştirilmiş bir formülüm. Yani ayrıca ben tecrübelerimden her zaman ders almasını bilirim. Peki bu sefer aynı şikayetler gelmeyecek mi? Yani tabii ki hayır. Yani şikayet gelebilir ama asla aynı şikayetler olmayacak. Tosuncancığım, sen şunları yukarı götürüver, ben de buraları bir güzel toplayayım. Etiketler nerede abiş? Etiketlerin yerini Arzu biliyor, o yapıştırır. Dikkat et. Kırmızı tepsidekiler tüy dökücü, mavi tepsidekiler kırışık giderici. Sakın karıştırma. Tamam, ben hiçbir şey karıştırmam biliyorsun. Anneanne, ben yavaş yavaş çıkıyorum. Arzu ne yaptın? Basmasana evladım. Ay anneanne, her gün yeni bir icat çıkartıyorsun. Görmemişim, çocuğu olmuş gibi. Ne diye yerdin böyle bütün dantellerini ortalığa? Tabii evladım, onlar benim çocuklarım. Havalansınlar, güneşlensinler diye çıkarttım bugün. Yavrularım, canlarım, güzellerim benim. Hepsinin bende ayrı ayrı hatırası vardır Arzucuğum. Bak yavrum, bak. Bu, mesela bunu örerken tığ koltuğun üzerinde unutmuşum. Olur ha. Ama oturur oturmaz tığ benim mabadıma batmaz mı? Nere? Mabadıma battı yavrum. Kaba etlerime, kaba. Ay. Ya hiç sorma. Rahmetli dedeciğim
kerpetenle bile çıkartamadı. Ay anneanne anlatma, içim bir fena oluyor öyle ya. Öyle yavrum, öyle eski tığlar öyleydi. Sağlam, dişli, güçlü. Şimdikiler nerede? İşte bu kadar. Şuna bak. Arzu bak şuna bak şimdi. Bu örneği de hemşire hanımdan almıştım. Hangi hemşire hanımdan? Dispanserdeki hemşire hanımdan. Ay. Ya, tığı çıkartmak için dedenle birlikte en yakındaki dispansere gittik. Kadın meğerse pek severmiş dantel örpesini. Tabii. Şimdi beni böyle yatırdı ya yüzü koyu yere. İşte o arada da dantelini işliyordu. Ben o arada iki ara bir yere kolunun altından bu örneği çıkartıverdim kız. Dantelden içime fenalık geldi anneanne. Dantel aşağı, dantel yukarı. Varsa yoksa dantel tenten hanım. Evet, ben de dantelleri çok severim. Bak bak Arzu, bak şuna bak. Bunun bende hatırası apayrı. Yeri bak. Bu Belgin Doruk bir filmde dantel yaka giydiydi, takmıştı bir filmde. İşte onun bunun motiflerini o yakadan aldım. Ya sen de 30, ben de 20. Her gün o filme gittim geldim ama ne mevzusunu biliyorum ne bir şeyi. Gözüm dantelden başka bir şey görmüyordu ki evladım. Onu çıkartmak için hiçbir şey anlamadım. Benim. Hay anneanne, bir kere daha dantel lafı duyarsam vallahi keçileri kaçıracağım. Hadi hoşça kal anneanne. Yavaş yavaş, ay ay Azu bak ne diyeceğim. Sen de artık bu danteli öğrensen iyi olur evladım. Eczanede boş vakitlerinde dantel işlesen fena mı olur yavrum? Küçük Yeşil Hanım! Yasak takımlarım var. Garip dantellerim var. Of yeter ya, dantelden bıktım artık yeter. Aa, ne kaçarsın be güzel kızım. Verildim bir iki tane dantel koyaydım çiğiz canına. Abi, yan bizim. Bu Küçük Yeşil Hanım! Ah, ne biçim zil bu benim? Ah, teyzem güzel dantellerim var, ilgilenir misin? Gel, tam yerine geldin, gel içeri gel. Gel, güzel danteller var, fantazi danteller göstereceğim. Göster, göster, gel senle konuşalım bir. Benimle hiç ilgilenmez oldun şair. Telefonun başında bekliyorum, bekliyorum, çalmıyor. Çalsa da başka telden çalıyor. Açıyorum, bir yer çıkmıyor. Mesela gıcık bir pazarlamacı çıkıyor. Niye? Kazım aramıyor mu? Aa, Kazım da kim? Kazım da kim diyor. Uğruna beni terk ettiğin zonta. Çuvalla parası, fındık kadar beyni olan fındık kralı. Öyle birini hatırlamıyorum. Ayrıca çoktan unuttum bile. Sahi mi? Niye? Çünkü Kazım yalancının biri. İflas ettiğini benden gizliyormuş. Bizim ilişkimiz de çoktan iflas etti. Sabık göz ağrım. Sorun Pelin değil mi? Pelin'den bir şikayetim yok. Çok şükür. Sorun sensin. Sen yakın zamanda fırına vermeyi planladığımız mercimeğimizdeki taçsın. Çok vefasızsın şair. Adı Kazım olan... Senin gibi karizması olmayan bir adamla kısa bir macera yaşadım diye gittin o eczacı kadını buldun değil mi? Seni hiç affetmeyeceğim. Ben affetme. Bırak vicdan azabıyla yaşayayım. Yeter ki beni terk et. Bak bu o kadar kolay değil şair. Ben öyle aldatılmaya göz yumacak bir kadın değilim. Hopala, bu da zaruretleşti. Karım yetmiyormuş gibi maziden gelen karıyla uğraşıyoruz. Bana bak şair. Çok yumuşak görünüyor olabilirim ama tersim gerçekten pistir. O eczaneye adımını atmayacaksın. İlginç. Bugünlerde bu sözü söylemek fena halde moda oldu. Bak Şuayi, eğer seni o eczanede yakalarsam dışarı kapıdan değil camdan çıkarsın. Ha, ayrıca karına da söylerim. Eminim onun da böyle değişik yöntemleri vardır. Olamaz. Bu bir kabus olmalı. Tedavülden kalkmış sevgilimle düşük ayarlı karım gizli bir anlaşma yaptı herhalde. Sen bana öyle tedavülden kalkmış falan diyemezsin. Ayrıca seni ben bozuk para gibi harcarım şair. Ya benim olursun ya da hiç kimsenin. Ulan ben geometriden yana ne kadar talihsiz bir adamım ya. Başkalarının mutlu aşk üçgenleri olur. Benimse... Bahtsız, talihsiz bir dörtgenim var. Her iki köşesine karlar oturmuş. Penne doğru şöyle bir köşegen çizmek istiyorum. İzin vermiyorlar. Bu ne acı kadar ya Rabbim. Şöyle bir ağız tadından
bir mutlu aşk yaşayamayacak mıyım ya? Bunlar mı etiketlenecek? Evet, mavi tepsidekiler kırışık giderici, kırmızı tepsidekiler tüy dökücü. Sakın karıştırma. Bir daha söyle Tosuncan abi. Şimdiden karıştırdım bile. Mavidekiler kırışık giderici, kırmızıdakiler tüy dökücü. Tamam. Mavidekiler kırışık giderici, kırmızıdakiler tüy dökücü. Mavi kırışık, kırmızı dökücü, mavi kırışık. Ben ilaç kırmızıda kadar gidiyorum. Bir saate kadar dönerim. Oldu mu artık? Tamam Pelin abla. Ben de seninle gelip bilgimi arttırabilir miyim? Sen biraz daha bilgini arttırırsan yakında seni ansiklopedi diye rafa koymamız lazım. Hadi gel. Mavidekiler kırışık giderici, kırmızıdakiler tüy dökücü. Mavi kırışık giderici, kırmızı tüy dökücü. Hay Allah. Nerede bu etiketler? Buyurun, buyurun. Teşekkürler. Gene bekleriz. Zaten hep buradaydık. Ben niye eczaneye gidemiyorum ya? Niye bu kadar korkağım ben? Buldum. Ben de vitrinin dışından bakarım güzel pelime. Tabii ya. Bir tavşan kadar korkak olabilirim ama aynı zamanda bir tilki kadar kurnaz. Aa, ne hoş bir tesadüf değil mi? Aa, günaydın. bence de. Sabah eczaneye gelmedi mi? Halbuki normal şartlarda bu saate kadar en az 7 kere gelip gitmiş olurdunuz. Ayrıca parmaklarınızda sargı yok. Demek ki daha dikkatli davranmasını öğrendiniz. Çok keskin gözlemlerim var Tosuncan. Yaşıtın Selimcan gibi her şeyi ne güzel yorumluyorsun. Şahip Esay'den neden gelmediniz bugün? Zaruretten. Yani üzerimde bir takım zaruri baskılar vardı. Ancak fırsat bulabildim yani. Üzgünüm ama şimdi de ben gitmek zorundayım. Bu hasret uzun sürecek mi? Sağ kadar. Sanırım dayanabilirim. Yolunuzu gözleyeceğim. Hadi Tosuncan, gidelim geç kalmayalım. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Na şunlara bak sen, şunlara. Aman bırak sen onları. Sen şuna bak, şuna. Ama baktım ya alıp teyze. Hepsine baktım. Beni bak gibi alma. Aa, sabahtan beri uğraşır durum satmak için. Aa, bütün dilim eba oldu şuracıkta. Tamam şimdi bırak onu. Buna bak bakayım. Ya şu. Şuna bak. Ya bu. Bundaki incelik, zarafet, dişlerin güzelliği seninkilerde var mı? Aman abi teyzem sen neymişsin be? En güzel dantili sen yaparsın. En güzel gübit motifini sen atarsın. Ama yeter artık canım. Aa, bütün gün almayacaksam almayacağım de. Ne benim vaktim alırsın ya da lan şuna bir fiyat çek ben alayım. Öyle kurtar yapacağım. Bıraksana dantellerimi dilimine. Ma, kızma be hanım teyze be. Belki alıcı değilsin satıcısındır dedim. Ana uyanığa bak dantellerime gez koydu. Ben sana verir miyim bunları? Ben onları torunumun çeyizi için yapıyorum anladın mı sen? Hadi bakayım dışarı. Şey. Hadi gidelim. Aman, aman binlerce şükür yarabbim. Hadi. Sandım hiç gidemeyeceğim. Sandım alacakaranlık kuşağındayım. Sandım danteller içinde kocayacağım. Hadi sana iyi danteller ben yolu bilirim hadi. Üzülmeyin yavrum. Biri sizden kimse ayıramaz. Yerini mi bekliyorsun? Niye böyle salak salak duruyorsun? Şey bekliyorum. Şey gelecek de... mal gelecek. Kamyoneti bekliyorum hayatım. Ama istiyorsun içeride de bekleyebilirim. Neyse. Sözümü unutmuyorsun. Eczaneden uzak duruyorsun değil mi? Elbette. Şahin kızım. Benim sözümde durmadığımı 40 defa gördüm. Kaç defa gördün? 40 defa gördüm. Neyse. Şimdi bunları konuşacak hiç zamanım yok. Butikte randevum var. Bana bak. Ayağını denk al. Sözlerimi unutma. Ona göre. Merak etme hayatım. Güle güle. Güle güle. Harikasınız Pelin Hanım. Zamanlamanız ne müthiş. İsmi lazım değil. Tam görüş menzilimden çıkmıştı ki kaplama alanıma girdiniz. Bir saat demiştim ama işim 1,5 saat kadar sürdü. Parfümleriniz başımı döndürüyor. Az önce eczane deposundaydım. Belki yeter kokusu sürmüştüm. Gelsenize.
Gelmesem? Niye, gelin size bir çay yapayım. Çay midene dokanıyor da. Aa, o zaman ıhlamur yaparım. Bak, o zaman oldu. Hadi bakalım. Aa, bak şimdi aklıma geldi Pelin Hanım. Ihlamurun da erkekler üzerinde bir takım olumsuz etkileri varmış. Ayıp olsun. İnanmayın öyle şeylere Şahit Bey. Ben size o zaman ada çayı yapayım. Aa, bak şimdi oldu. İnsanı ikna etmeyi iyi biliyorsunuz Pelin Hanım. Şahit Bey, neyiniz var? Gelsenize. Bu bir batıl inanç. Eczaneye girmeden önce önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa bakarım da. Bir gün Çınarcık'taki yazlığıma gidersek ben de size kuş burnu ikram ederim. Ay, bayılırım kuş burnuna. Hele benim kuşumun burnuna bayılacaksınız. Arzu, kavanozları etiketledin mi? Evet Pelin abla. Bak hepsi satışa hazır. Bakın Şahit Bey, bu bizim kendi imalatımız. Harika bir kırışık giderici. Formülü de bana ait. Bir tane alır mısınız? Aşk olsun Pelin Hanım. Beni bu kadar buruşuk mu buluyorsunuz? Hayır, sizin için değil canım, eşiniz için. Öyle ya. Ama bu yetmez. Kıçıyla gerekir. Şaka bir yana bunu alamam. Nedenini sormayın. Lütfen alın. Müessesemizin küçük bir ikramı. Madem ısrar ediyorsunuz. Zarret buna bayılacak. Tabii. Zarret dedim de aklıma geldi. Ben artık gideyim. Yani dükkanı boş bıraktım da o bakımdan. Başka bir nedeni yok yani. Tamam, nasıl isterseniz. Teşekkür ederim. Sizi şimdiden özleyeceğim. Ya o zaman sık sık gel. Tabii, gel. Ya ben bunu zarrete nasıl veririm? Bir katilin suç delilini savcılığa vermesi gibi bir şey olur. Ben en iyisi bunu ortadan kaldırayım. Şahin! Ya, korkuttun mu? Yok hayatım, hayır o bakımdan değil de. Sen de televole programı gibisin hayatım. Nerede, ne zaman, hangi kanalda çıkacağım belli olmuyor. Butikteki provaların ne oldu? Erken çıktım. Belki seni eczanede yakalarım diye. Ama aferin, sözünü tutuyorsun. Bilmez misin? Ben sözümden dönmem, guguk kuşum. Ne o? Niye benle konuşurken böyle beygir gibi eşeleniyorsun? Ne var orada? Nerede? Burada mı? Burada ne var? Orada ne olabilir hayatım? Tabii hiç yok. Ayrıca burnuma çok kötü kokular geliyor. Ben bunu en iyisi döküyüm. Dur, ver onu bana. Asıl benim burnuma kötü kokular geliyor. Bırak diyorum. Hayatım, bunun içinden ne olabilir? Çöplük mü artık? Çöp tabii, çöp. Demek çöp ha? Pelin'in eczanesinden mi? Yani bana çok önceden vermişti. Yani daha doğrusu sana vermişti. Daha da doğrusu sana vermem için vermişti. Ama artık o kadınla ilgili hiçbir şey görmeye tahammül edemeyeceğim. Ben atayım şunu. Dur bırak. Kırışık giderici. Demek kendi imali. Acaba neler koyuyor içine? Yani formülünü bilemeyeceğim ama bana şu anda gerekli olan formül kendimi affettirme formülü. Suratımda her şeyi denedim. Bir de bunu deneyeyim. Belki işe yarar. Yarar yarar. Bana şimdiden yaramaya başladı bile. Yarın gidip bir ağda yaptırsam iyi olacak. Niye hayatım? Ben senin ayva tüylerine bayılıyorum. Sana delikanlı bir hava veriyor. Aman alay etme Şuayip. Şuayip, çok yaşlı gözüküyorum değil mi? Olur mu öyle şey canım? Sadece yaşını dolu dolu gösteriyorsun. Aman çok sağ ol, çok iyi moral verdin. Akım derken kakam dersin zaten. Bakalım bu Pelin Hanım'ın kremi kırışıklıklara iyi gelecek mi? Anneanne! Anneanne! Bu korkunç bir şey anneanne! Mahvoldum ben! Öldüm! Öldüm anneanne! Ay ne oluyor kız? Anne mi gördün yoksa? Ay ne faresi! Bu tüy dökücü krem tüy dökmüyor! Ay gördün mü başımıza gelen felaketi? Kız yarına kadar tüyleri fışkırır da King Kong maymununa dönersen ne yaparız be? Anlamıyorsun anneanne. Krem kavanozlarına tüy dökücü etiketi yapıştırmışım. Demek ki kırışık giderici etiketi yapıştırdığım kavanozun içinde de tüy dökücü var. Ne diyorsun anlamıyorum ki. Ya Şahit Bey'in karısı o kremi kullanırsa? Ay bu saatte telefon da edemem.
Ben ne yapacağım şimdi anneanne, ne yapacağım? Ne yapacaksın sen de herkes gibi jilet kullan, olsun bitti. Of anneanne. Anam, of anneanne, of anneanne. Ha. Krem şimdiden işe yaramaya başladı karıcığım. Yüzündeki kırışıkların hepsi kayboldu. Aslına bakarsan yüzün de kayboldu. E bütün kremi hep bir anda sürmek zorunda mıydın? Anlamadığın işlere karışma Şuayb. İyi geceler. Sana da hortlağım. Sakın rüyama girme. Günaydın Pelin abla. Ah günaydın canım. Sen bu saatte gelir miydin hayrola? Ay Pelin abla, ben çok feci bir yanlışlık yaptım galiba. Ya ne oluyor lan? Mahvoldu! Mahvoldu Krakova! Aşırı beklentilerin sonu budur olgun güvercinim. Bir genç kız olarak uyanmayı beklersin. İşte böyle düş kırıklığına uğrarsın. Sürüm sürüm sürdüreceğim bu kadını. Bütün imajımı mahvetti. Mahkemeleri verip elimdeki bütün varıyı alacağım. Bence haksızlık ediyorsun Kelayna. Bu yeni imajın çok daha önemli, çok daha orijinal yani. Değil mi? Hay Allah, şu Ayıp Beylerin ev telefonu cevap vermiyor. Ay, telefona gerek kalmadı Pelin abla. Sanırım birazdan kendileriyle yüz yüze konuşma olanağı bulacağız. Niye durdun salak? Ama ben oraya giremem karıcığım. Yürü dedim ulan yürü. Eczaneye girmeyeceğime dair sana söz verdim. Sözümden dönersem namerdim. Ulan yürü diyorum, şapşal yürü. Allah Allah, ne yapıyorsun ya Allah Allah. Canım ben şimdi... Günaydın, buyursunlar. Sizin için ne yapabilirim? Siz yapacağınızı yaptınız. Şimdi bütün mesele benim size ne yapacağım. Eyvah, kremi kullanmış. Bakın Zaruret Hanım, inanın olayda bir kasıt yok. Sadece kırışık giderici kremin kavanozuyla tüy dökücü kremin kavanozu birbirine karışmış, hepsi bu. Aman ne mazeret ne mazeret. Siz hep böyle karışıklıklar yapar mısınız? Merak ederim, şimdiye kadar kaç müşterinize vitamin yerine fare zehri verip öldürdünüz? Oo. Bakın hepsi benim suçum. Etiketleri karıştırdım. Evet, mevzuyu öğrendik karıcığım, hadi artık gidelim. Bana bak, bana bak, sus Şuayb. Sen de bu suikastın suç ortağısın. Hep birlikte beni öldürmeye kalktınız. Zaruret Hanım, bence siz olayı biraz abartıyorsunuz. Yani tarihte bir tüy dökücü yüzünden meydana gelmiş hiçbir ölüm vakası yok. Sabahleyin aynaya baktığımda ölebilirdim ama. Ben de. Benden ol. Benden. Zaruret Hanım, yüzünüzde bir de ben bakabilir miyim? Hasarın derecesini tespit etmek için. Şu gözlerinizi bir çıkarabilirim. Suçum. Beğendiniz mi yaptığınızı? Böyle de çok hoşsun karıcığım. Yumurta gibi olmuşsun, livorin tavuğum. Ama yine de tak istersen, yani sen rahatsız oluyorsun diye dedim. Zaruret Hanım, aslında pek büyük bir olay yok. Kimsel taraftan bakarsanız yüzünüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmuş oldunuz. Ya beni kandıramazsınız, sizi dava edeceğim. Karım istemeyen tüylerine çok bağlıdır. Kaytan bıyıkları gidince çok sarsıldı. ulan kaşlarda mı istenmeyen tüyü salak? Karıcığım bırak böyle kıldan tiyden mevzuları, tavus kuşum. Sen keman kaşların olmadan da güzel. Ay! Ay! Bakın Zaruret Hanım, ben olanlara çok üzüldüm. Hatamızı telafi etmek açısından kırışık kremimden size istediğiniz kadar verebilirim. İstemez! İstemez! Gördüm kreminizin kerametini! Siz benim tüy dökücümün kerametini gördünüz. Bence bu makul teklifi reddetme hayatım. Ya. Tüy dökücü krem bu kadar etkili olduğuna göre kırışık giderici belki de mucizeler yaratacak. Peki benim kaşlarımı geri getirebilecek mi? Korkarım hayır ama kaşlarınızın kökü sizde. İstediğiniz zaman istediğiniz kadar çıkabilir. Hem de cımbız yetiştiremezsiniz. Peki ben kaşlarım çıkana kadar böyle domuz yavrusu gibi bir dolaşacağım ortalarda. Benim bir fikrim var. İyi oldu değil mi? Güzel oldu. Harika. İyi oluyor. Zerbete. Çok güzel. Harika. Bravo. Ellerinize sağlık. Oluyor, oluyor. Şuayb güzel oldun mu? Bu gümrük kaşlar
hayatım. Gerçek kimliğin ortaya çıktı. Sahip mi? Ay. Nasıl bundan gülüyorsun? İnce ince.